Şimdi devam edelim. Amerika'da Mayıs ayının son pazar günü savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalılar alınıyor. 44 milyon Amerikalı da bu hafta sonu bu anma günü nedeniyle işte hafta sonunu birleştirip pazar günü oluyor bu. Tabi yollara düşüyor. Geçen yıla göre tatile çıkan Amerikalılarda %4'lük bir artış var. 3,5 milyon kişinin uçakta seyahat etmesi de bekleniyor. Bu sayı son 20 yılın en yüksek seviyesi olacak diyebiliriz. Mehmet Sümer şu anda New York'ta karşımda. Mehmet yine bir tatil sezonu dertleriyle birlikte geliyor. Tatil yapanlar şanslı, yapamayanlar işte bizim gibi çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neler var sürprizlerde yapanlar için, yapamayanların zaten dertlerini biliyoruz. Hani bayram tatillerinde İstanbul'dan ayrılmayanlar der ya Serdar işte İstanbul boşaldı rahatladık diye, bizde New York boşalıyor en azından rahatlıyoruz. Şunu söyleyelim Türkiye'deki gibi böyle 9 günlük bir haftalık bayram tatilleri olmuyor burada. Genelde long weekend dedikleri yani uzun hafta sonu şeklinde tatiller gerçekleşiyor. Cuma, cumartesi, pazar ya da çoğunlukla cumartesi, pazar, pazartesi ama Amerikalılar buna kendileri izin günlerinden ekleyip Perşembeden yola çıkıyorlar daha çok. Perşembeden cumadan yola çıkıyorlar. Şu anda da öyle. Memorial Day yani pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle senin de söylediğin gibi 44 milyondan fazla insan Amerika'da şu anda seyahat ediyor. Dün akşamdan itibaren, perşembe gecesinden itibaren bu seyahatler başlamış durumda. Hatta bazı rakamlar aktıralım. Perşembe ve cuma günü yani dün ve bugün 50'şer binden fazla uçuş gerçekleşiyor Amerika genelinde. Toplamda da pazar perşembeden salı gününe kadar, perşembe-salı günü arasında 269 binden fazla uçuş gerçekleşecek. 3,5 milyondan fazla Amerikalı hava yoluyla ülke içerisinde ya da ülke dışına, ki genelde bu seyahatler ülke içerisinde gerçekleşiyor, seyahat etmiş olacaklar. Ama hemen şunu da söyleyelim. Aslında bu hava yolu trafiğine rağmen yani yoğun hava yolu trafiğine rağmen seyahat edenlerin %90'ı karayolunu kullanacak karayoluyla seyahat edecekler. Veriler bunu gösteriyor. Amerikalılar biraz bu seyahat öncesinde karayoluyla seyahate çıkacakların biraz canı sıkkın çünkü petrol fiyatları, benzin fiyatları biraz yüksek seyrediyor. Normal benzinin galon fiyatı New York için söylüyorum bunu. Hem aynı zamanda Türkiye'deki izleyiciler hep merak ediyorlar ve soruyorlar karşılaştırma yapılması için. Normal benzinin galon fiyatı 3,6 dolar. 98 oktan süper benzinin galon fiyatı da 4,5 dolar. Bir galonda 3,78 litre. Yani 98 oktan benzinin fiyatı litresi 38 lira gibi bir rakama geliyor. Bu Amerika için de tabii yüksek bir rakam. Çünkü Amerikalılar genelde aslında 3 dolar, 3,5 dolar civarında bir fiyata alışkınlar. Şu anda 5 dolara yaklaşmış durumda. O yüzden bir memnuniyetsizlik var tatil öncesinde.